Efendim malumunuz mutasyona uğrayan virüs hızla yayılmaya başladı. Tedbiri elden bırakmamak daha da önemli artık. Uzmanlar uyarıyor. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'nın ardından koronavirüsün Türkiye varyantı da söz konusu olabilir. Biz şimdi bilmiyoruz. Belki Türkiye'ye özgü mutasyonlar da. Tam da kısıtlamaların esnetilmesi tartışılırken virüs mutasyon geçirdi, rüzgar tersine dönüyor endişesi başladı. Türkiye'nin 23 ilinde mutant virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları tespit edildi. İnsanların kaygı duyduğu birkaç konu var. Onlar da mutasyonlar. Ne kadar çok insana yayılırsa yeni mutasyonlarla karşılaşma riskimiz de o kadar fazla. Yani bir sonraki mutasyonda koronavirüsün Türkiye varyantı da ortaya çıkabilir. Kapıdaki tehlike esas nedeni ise mutant virüsün çok daha hızlı bulaşıp yayılması. İstanbul koptu gidiyor diyen bilim kurulu üyesi Levent Akın'dan kurallara uyulmazsa salgında yeni bir zirve yaşanır uyarısı geldi. İtalya, İngiltere, Almanya gibi yerlerde de bu tür alarmlar verildi. %30 ve daha üstünde yeni vaka sayılarının arttığı da söyleniyor. Mevcut aşıların mutant virüse karşı ne kadar koruduğunu da araştırıyor uzmanlar. Ben nasıl olsa hastalığı geçirdim, antikorlarım beni korur diye düşünenler için de tehlike çanları çalıyor. Aşıların etkisinde %80'lerden %60'lara kadar bir düşüş var. Fakat hala yine bu varyantlara karşı da koruyucu. İkinci enfeksiyon riski çok arttı. Karanlık yüzünü ilk kez Aralık 2019'da göstermişti koronavirüs. Üzerinden aylar geçti, mutasyona uğradı ama kaynağı bile hala belli değil. Çin'in Wuhan kentinde araştırma yapan Dünya Sağlık Örgütü, gıda pazarında da Viroloji Enstitüsü'nde de kanıta ulaşamadı. Yani dünyanın bir türlü durduramadığı virüsün gizemi daha da arttı.